Bu hafta yine tekrarlarımızda çanta etkinliği kazanan soru bankamızı kullanıyoruz. Ünitemizin adı nüfus ve yerleşme. İkinci dönemin ilk ünitesi. Hemen bakıyoruz nüfus ve yerleşmeye. Daha doğrusu ilk dönemin sonlarında başlamıştık nüfus ünitesine. Ama ikinci dönemde devam etmiştik. Önemli bir ünite, coğrafi bir ünite, tarihi yanı da var. Geçmişten günümüzde insanoğlu nerelere yerleşti? Nüfus ve yerleşme konusu. Şimdi bakıyoruz. Yerleşim yeri olarak şöyle bir şey göstermiş resim. Tarih öncesi devirlerde yerleşmeyi gösteren yandaki görsele göre cevap verelim diyor. Birlikte cevap verelim. Kitaplarınızı açın, evden birlikte gidelim. Şimdi mağaralarda bir yaşam var görselinde. O zaman yerleşim yeri olarak neresi tercih edilmektedir? Hemen yazıyorum. İlk çağ uygarlıklarında, uygarlıklar döneminde hep mağara yaşamı vardı. Hatta yazı ile tarihi devirler başlamıştı. Yazının öncesinde de tarihi öncesi devirler diye geçerken kullanılan araç gereçlere göre tarihi devirler, bakır, tunç, demir, taş devri, bakır, tunç, demir yani maden devri diye ikiye ayrılıyordu. 6. sınıf ilk çağ uygarlıkları konusu. Oradan hatırlarsak diyoruz ki yerleşim yeri olarak mağaraları tercih ediyorlar. Birinci sorumuz. 2. Temel ekonomik faaliyetler nelerdir? Mağara yaşamında şöyle bir şey vardı insanoğlunda. Tüketiciydi insanoğlu. Avcılık ve toplayıcılıkla geçiniyordu. O yüzden de göçebe yaşam hakimdi. Ve diyoruz ki üretim yok. Tüketici neyi bulursa onu avlıyor. Hatta mağaraların duvarına büyük büyük balık resimleri yapıp işte ben balık tutmaya gidiyorum diye diğer arkadaşına ya da mağaradaki ailesine haber vermiş oluyordu. Evet, temel ekonomik faaliyet avcılık ve toplayıcılık diyoruz ikinci soruya. Hemen Çatalhöyük resmini göstermiş. Çatalhöyük'ü gösteren yandaki görsele göre cevaplayın demiş. Daha doğrusu bu ikinci sorumuz. Deminki birinci sorunun A ve B şıklarıydı. Kitaptan takip ediyorsunuz diye düşünüyorum. Sayfa 103. İkinci soruda Çatalhöyük'ü vermiş. Evler neden birbirine bitişik olarak inşa edilmiş olabilir? Toplu bir yaşam var. Su neredeyse insanoğlu orada barınma ihtiyacını gideriyordu. O yüzden de evler bitişik bitişik. Kesinlikle kapı falan yok. Damlardan birbirine açılıyor. Sokak denilen mahalle kültürü yok. Daha tarih öncesi dönem. Evlerin girişi neden üstten? Demin dediğimiz gibi hepsini cevaplandırmış olduk. Diğer bir şıkta. Çünkü kapı olayı, sokak olayı, mahalle olayı yok. Evler bitişik nizam. Toplu yaşam, toplu yer yaşam. Şehir neden bir su kaynağının çevresinde kurulmuştur resme göre? Onu da az önce söyledik. İnsanoğlu su olan yerlerde, insanoğlu ne için yaşardı? Barınma, beslenme, giyinme. Barınmayı da su olan yerde yapardı çünkü yiyecek bulmak için. Çünkü su olan yerde tarım olurdu, hayat olurdu. O zaman daha tarım başlamamış olsa bile en eski yerleşimleri Çatalhöyük gerçi. Şu da var, suyun olduğu yerde balık tutma, avlanma ya da bir belirti yani canlılığa dair bir belirti kesin oluyordu. Evet, temel ekonomik faaliyetler nelerdir? Çatalhöyük ilk yerleşim yeri olarak geçiyor. Yavaş yavaş tarıma geçiş de var, cilalı hayat döneminden, cilalı taş döneminden geçen yılda hatırlayın. Evet, şimdi bakıyoruz. Aşağıda geçmişten günümüze bazı şehirlerin özellikleri veriliyor. Bu özellikleri yerleşmeyi etkileyen doğal veya beşeri hangi nedenle olduğuna işaret koyuluyor. Hatırlayın, nüfusun dağılışını etkileyen nedenlerde hep diyoruz ki doğal nedenler, beşeri nedenler, beşeri nedenler insan eliyle olanlar, sanayi, ticaret, ulaşım falan. Ama doğal nedenler yerleşim şekilleri, iklim, denizellik, karasallık, hemen bunlar doğal nedenlere giriyordu. Biz de şimdi bakalım. Çatalhöyük'ün ürün yetiştirilecek bir akarsuyun kenarında kurulması, yerleşmenin akarsu kenarında olması, yeryüzü şekilleri, yer şekilleri doğal neden. Frig başkenti Gordion'un, Frigler ilk çağ uygarlıklarından tarımla uğraşan milletti. Geçen yıldan yine hatırlayın. Frigler Sakarya Nehri kenarında kurulmuştu. İlk çağ uygarlıklarının hemen hepsi bir akarsu kenarındaydı. Sakarya Nehri kenarındaki Frigya'nın Gordion denilen Ankara'nın Polatlı ilçesine yakın bir başkenti vardı. Tarım onlar için çok önemliydi. Hemen diyor ki Frig başkenti Gordion'un, Sakarya Nehri'nin, Hitit başkenti
başkenti Hattuşaş'ın ise yetiklerini söylüyor. Kızılırmak ve iç çevresinde kurulması hangi nedene girer? Yine yer şekilleri, su kaynakları, her ikisini de işaretleyebiliriz. Çünkü hem akarsu Kızılırmak hem su kaynağı, her ikisi de geçerli. İyon site devletlerinden birisi olan yine ilk çağ uygarlığı Efes'in, Kral Rol'un İzmir çevresi bitiş noktasında yer alması, limanı ile gelişen ticarette ve kış aylarının ılık geçmesi sayesinde zenginleşti. Burada pek çok etken var. Ticaret de giriyor buna, limanı dediği için. Yani ulaşım da giriyor ticaret yolu. Ama kış aylarında ılık geçiyor, iklim de giriyor. Hepsini baz alabiliyoruz. Evet, devam ediyoruz. Diğer sayfaya bakalım. Lidya ile devam ediyor. Lidyalılar ilk parayı bulan uygarlıkta, yine ilk çağ uygarlıklarından, Anadolu'da kurulan uygarlıklardan. Lidya bakıyorum. Lidya devletinin başkenti Sard, Sardes diye geçiyor. Verimli bir ovada kurulması, önemli bir ticaret yolu olması, kral yolu üzerinde yer alması, çevresindeki akarsulardan altın elde edilmesi, akarsuların ve orman kaynaklarının çok olması sayesinde oldukça gelişmiştir. Çevresindeki akarsulardan altın elde edilmesi, burada mecazi bir anlatım var. Yani akarsular sayesinde tarım da var demek istiyor, çeşitliliği. Akarsularıyla yine yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını söylüyorum. Kral yoluyla ulaşım, ticareti söylüyorum. Orman kaynaklarıyla yine yeryüzü şekillerine giriyor. Önemli bir yer Lidya. Hepsini alıyorum. Hem doğal hem beşeriyi alıyorum. İpek yolu üzerinde yer alan Bursa'nın gelişmesi. Biliyorsunuz Bursa tekstil şehri diye geçer. Marmara bölgesinin Güney Marmara bölümünde yer alır. Bursa en gelişmiş şehirlerdendir. Çünkü ipek böcekçiliği sayesinde, ipek böcekçiliği, hayvancılık en çok burada vardır. Tekstil acayip gelişmiştir. Tekstil şehri, otomotiv şehri, Güney Marmara diye iklime elverişli, yerleşmeye elverişli zaten Marmara bölgesi. Alçak yeryüzü şekilleri olan bir bölgemizde hatırlayın. O yüzden bunda da hepsi var hemen hemen. Hem doğal hem beşeri faktörler. Doğal faktörlerde hayvancılığı da alıyoruz. Sadece tarım değil. Evet, İzmir'in sanat, kültür, bilim ve benzeri özelliklere bağlı olarak gelişmesi. Sanat, kültür, bilim, insan eliyle yapılan şeyler İzmir için o zaman beşeri faktörler diyoruz. Ama normalde İzmir deniz ticaretiyle de ünlü, turizmiyle de ünlü. Bunları da ele alalım. Zonguldak'ta kömür çıkarılmasına bağlı olarak yerleşim yeri olarak tercih edilmesi, kömür madenciliği. Aslında şöyle bir şey var, onu da kafamız çok karışmasın ama madenler evet doğal kaynaklar ama madencilik insan eliyle yapılıyor. O yüzden beşeriyi alıyoruz. Tarım doğal olarak kendi kendine üretiliyor ama onu eken yine insan tarım ürünleri olarak. O yüzden onu da beşeriyi alıyoruz. Evet, diğer sayfaya geçelim. Devam ediyor Antalya. Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklere bağlı olarak gelişmesi. Antalya'da da hem doğal kaynaklar var hem beşeri kaynaklar var. Mesela turizm, evet o doğal kaynakları elinde tutan turizm beşeri faktör oluyor. Bunu unutmuyoruz. Ayrıca Antalya ilk çağda ilk insanoğlunun yerleşim yeri olarak seçtiği mağaralarıyla ünlü. Hatta Antalya'ya ticaret için değil sadece deniz için gittiğimizde, yaz aylarında turizm için gittiğimizde pek çok gezilecek güzellikleri var biliyorsunuz. Bu sene turizm nasıl olacak bilmiyoruz. Şu virüsten kurtulunca belki hani yine Antalya'ya yolumuz düşer. Diğer bir şık İstanbul ulaşım yollarının kavşak noktasında yer alıyor. Ulaşım dedi. Şehirde çok sayıda fabrika var. Fabrikalaşma sanayi. Eğitim kurumlarının fazla olması, eğitim, kültürel ve insan eliyle hepsi bunların beşeriye giriyor. Diğer iyi şıkkı Konya'nın düz bir arazi olması, bu yeryüzü şekillerinden kaynaklı doğal ama Konya bunu hemen kendine bir avantaja çevirmiş. Düz alan olduğu için geçen derste de canlı derste söylemiştim hatırlayın. Düz alan olduğu için buğday, tahıl tarımı, tahıl ambarı diye geçiyor düz alan. Hemen orada düz alan diye fabrikalaşma var. Tahıl ambarı diye fabrikalaşma mesela un fabrikaları, mesela bisküvi fabrikaları, buğdayın ham maddesi fabrikalaşma Konya'da. Nevşehir'in Türkiye'nin ikinci büyük haftası olan Kızılırmak'ın içerisinde kurulması önemli bir yeryüzü şehri. Yine akarsu kenarı, yine su kaynağı ama Nevşehir Kapadokya'yla da ünlü bir turizm yatırım. Turizm beşeri faktör. Evet, soruya bakalım. Yukarıdan verilen bilgiler insanların hangi faaliyetleri hakkında bilgi veriyor? Milattan önce 3000-2000 yılları arasında insanlar tarafından büyük şehirler kurulmaya başlandı. Bu şehirler önemli ticaret yolları üzerinde kuruluyordu.
Ticaretle zenginleşen şehirliler, şehirlerini tiyatrolar, tapınaklar, çeşmeler ve kitaplıklarla süslüyorlardı. Bu dönemde insanlar avlulu geniş evlerde oturuyorlardı. Neyi anlatmış burada? Yerleşmeyi. Ticaretle zenginleşen bir kesim var ama son vurgu ne? Geniş evlerde oturuyor. İnsanların hangi faaliyetleri hakkında bilgi vermiş? Yerleşmeyi anlatmış ama hangi faaliyet? Tiyatro, tapınak, çeşme, kitaplıkları süsleme. Hepsi sanat faaliyeti. Cevap Bursa diyoruz. Evet, devam edelim. 2. Aşağıdakilerden hangisi cilalı taş devrinde yerleşim yeri seçerken insanların dikkate aldığı bir faktör olamaz? Bakıyorum, barınma, korunma, beslenme, iş bulma. Cilalı taş devri, daha taş devri, iş bulma ne alaka? Hemen de iş bulma diyoruz. 3. soru. Yukarıda verilen faktörlerin yerleşmeyi olumlu olumsuz etkilemesi yönünden sınıflandırılması hangi seçenekte doğrudur? Bakıyorum olumlu olumsuz diye. Verimli topraklar olumludur. Yine hemen olumluya aldım. Ilıman iklim olumludur. Karasal kış şartları çünkü olumsuz olur. 3. Soğuk iklim hemen o 3'ü olumsuza aldım. 3'ün olduğu şıklar C ve D bakıyoruz. Dağlar olumsuzdur. Geçit vermez. Ulaşımı zorlar. 4'ü de hemen aldım olumsuza. Akarsular, su kaynakları önemlidir tarım için. Onu olumluya alıyorum akarsuları 5'i. Çöller, çöller susuzdur. Orada tarım bile işlemez, yaşam bile zordur. 6'yı çölleri olumsuz alıyorum. Cevap denizli diyorum. Evet, diğer sayfaya geçiyoruz 4. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi yontma taş devrinde insanların ilkel de olsa sanat faaliyetlerini yürüttüklerine kanıt olarak gösterilir. Yontma taş devrinde ilkel de olsa sanat olduğunu göstergesi soru. Taşı yontarak alet taşı yontuyor, taşı süslüyor. Bence bu sanattır. Ama yine bir diğerlerine de bakalım. Tam ne haline getirdiğini söylemiyor. Bir ürün çıkarsa tam sanat olacak. B. Ateşi keşfetmesi bunun sanatla ilgisi yok. C. Mağara duvarlarına resimler. Evet, bu tam sanata kanıt. C. Mağara duvarlarına resimler çizmesi diyorum. Evet. Son soruma geçiyorum. 5. soruma. Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yok? Bakıyorum. Çatalhöyük Konya'nın Çumra ilçesi yakınlarındadır. Günümüzden 9000 yıl önce kurulmuştur. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biridir. İlk ev mimarisi ve kutsal yapıları ile tarih öncesi döneme ışık tutan önemli bir merkezdir. Dünyada yemek kültürünün ilk başladığı, ateşin kullanıldığı, tarımın yapıldığı ve yerleşik yaşama geçildiği merkez olarak söylenilir. Çünkü artık orada tarımda başlamış ilk yerleşme. İlk köyler kuruluyor. Demin dedik ya hani köy hayatı yoktu, sokak mahalle yoktu, evler bitişik. Damdan dama geçiliyordu. Kapı yoktu. Evet, verilen metinde de yok. Çatalhöyük nerededir? Konya'nın Çumra ilçesi. Cevabı var. Ne zaman kurulmuştur? 9000 yıl önce kurulduğu söyleniyor. Cevabı var. Tam bir Türkçe sorusu. C. Çatalhöyük önemi nereden kaynaklanır? Tarihi öncesi dönem ışık tutar. Çünkü şu ateş başlamış, tarım başlamış. Hepsini sayıyor. Çatalhöyük ne zaman terk edilmiştir? Öyle bir bilgi yok. Cevap denizli diyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere.